Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerim çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazınız. Böreğim için toplam 2 adet yufka kullandım. Öncelikle birincisini videodaki gibi katladım. Katladıktan sonra üzerine bastırarak izlerini belli ettim. Daha sonra izlerini belli ettiğim kısımdan kestim. Ortalama 4 parmak gelişliğinde 8 parça elde etmemiz gerekiyor. Şekli şahane ve pratik bir börek olacak. Kestiğim bütün parçaları üst üste koyup yukarıya kaldırıyorum. İçlerinden bir tanesini alıp daha sonra düzeltiyorum ve içerisine sıvı yağ sürüyorum. Yufkanın her tarafına güzelce sürmem gerekiyor. Yağı sürmeyi bitirdikten sonra tam ortasına peynir koyuyorum. Ben lor peyniri kullanmayı tercih ettim. Sevdiğiniz bütün peynir türlerini ekleyebilirsiniz. Daha sonra tam ortasını ikiye katlayıp üzerinden bastırıyorum. Tepsinin tam ortasına koyacağımız için videodaki gibi öncelikle katlamamız gerekiyor. Daha sonra tepsimin en altını yağlıyorum. İlk yaptığım böreğimi tam ortaya koyuyorum. Bundan sonraki bütün yufkalara aynı işlemi tekrarlıyoruz. Tariflerime yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bundan sonraki bütün yufkaları videodaki gibi tam ortadaki böreğin etrafına doluyoruz. Bu kısımda dikkat etmemiz gereken şey katladığımız açık kısmın her zaman tavanın üst tarafına gelmesi gerekiyor. Tariflerimde aklınıza takılan yerleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Katladığım diğer yufkayı da aynı şekilde diğerinin üzerine sarıyorum. Yapımı zor gibi gözükse de ortalama 5 dakikada bütün tepsi doluyor. Ve bütün tepsimi doldurdum. Şekli bu şekilde gözüküyor. Aynı gül biçiminde. Çok güzel, çok lezzetli ve pratik. Doldurduğum tepsimi kenarıya alıp sosuna geçiyorum. Sosu için 2 adet yumurta kullandım. Yumurtalarımı öncelikle güzelce çırpıyorum. Çırptığım yumurtaların üzerine 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Ev yapımı yoğurt kullandım. Daha önce satın alma yoğurttan bu böreği yapmadığım için nasıl olacağını bilmiyorum. Sosun içerisine biraz tuz ekliyorum. Daha sonra biraz da sıvı yağ ekliyorum. Ortalama 3-4 yemek kaşığı.
ve güzelce malzemeleri karıştırıyorum. En son bir şişe sodayı da sosumun üzerine ekliyorum. Sodayı sosa yavaş yavaş ekledim. Birden kabarıp taşmaması için. Güzelce karıştırdığım sosumu yavaş yavaş böreğin üzerine ekliyorum. Böreğimin her tarafına güzelce gelmesi gerekiyor. Diğer yaptığım güzel börek tariflerimi videonun sonuna ekliyorum. Mutlaka onları da izleyin. Tepsimi sallayarak böreğin sosunun güzelce her tarafa gelmesini sağlıyorum. Daha sonra 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyorum. Börek kızardıkça kabaracaktır. Bu kızarıklığa ulaştığında böreğimiz hazır demektir. Şu böreğimin güzelliğine bakar mısınız? Keşke size kokusunu da gönderebilsem. Bütün mutfağı mis gibi kokuttu. Fırın tepsimden çıkardım ve servis tabağıma aldım. Altın günlerimizin vazgeçilmezi olacak. Kesip size içinde göstermek istiyorum. Kat kat su böreği tadında. Çok basit, pratik, hemen hazırlayabileceğiniz bir börek. Yapan, yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Beni bu tarifimle tanıdıysanız, farklı tariflerim için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayınız. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.